E, ya yani Bursa'da böyle bir şey var muhtemelen ki yani kuşlarla ilgili çok önemli şey var. Abi ben kuşbazım. Kuşbaz mı denir ona? Evet beni komşu bizi beni şikayet etmişti Bursa'dayken yani. Hmm, o da çocukluktan bir gerçek mi? Tabii bir şey. ben yani ben obsesif derecede eski bir kanaryacıyım. O da olsun yok Şahin olsun yok Malta da olsun roller de olsun bilmem ne de olsun falan. Ben o şeye neyini... Ne demek bu yani bu... Türleri. Ha. Kanarya sadece sarı bir kanarya değildir hani o, o Malta kanaryası. Ee, onun türleri var. Norwich var mesela filmdeki bir parizyan kanaryası Zeki Paşa. Diğeri <laughs> Zeki Paşa. E, diğeri şey e, Alman derler Glosswart. Yani onlar ben baya böyle pul koleksiyonu gibi hayvan besledim yani yıllarca. Özür dilerim. Şu anda da evde bir tane kuşum var yani 8-9 yıldır aynı kuşa bakıyorum. Söylediğin bütün çok güzel kuş bak. Ben sana söyleyeyim mi en güzeli var evde. Bir tane var of. Gelişleri mi göreceksin? Çivi çak çivi çak çivi çak çivi çak çivi çak. Çay, ya, bir başlıyor sabah. Oğlum ötme. Burr. Oğlum yapma kafam gibi. <laughs> aklıma ben. Ya bak bir hatıra geldi aklıma anlatayım mı bilmiyorum. Lütfen lütfen. Kuş çoluğumu kanıtlayacak bir hatıra. Gerçi bir kere televizyonda anlatmıştım da sana mı anlattım bilmiyorum. Bu Perşembe pazarının orada ötücü kuşlar şeyi kurulurdu. Çarşısı kurulurdu pazar günleri. Hmm. Kafesini alan orada yasak kuşlar da var sakalar, floryalar hiç tasvip etmiyorum. Bu arada doğa kuşlarına evde bakmayın. Ben de Avrupa yakasında oynuyorum. Sokakta yürüyemez haldeyim. Volkan, volkan falan. Ben o pazara giderdim. Böyle saka almak için isketi. Sonra yemin ettim 2007'de. O zamandan beri doğa kuşu bakmıyorum. Neyse. Tam böyle ben şey yaparken bir insanlar koşturmaya başladı falan. Ne oluyor baktım. ATV kameralarını gördüm. Orman Bakanlığı, zabıta. Şeyi, kameralarla falan pazarı basıyorlar. Hmm. Çünkü Orman mı şey orman müdürlüğü basıyor mesela o şeyi alıyor kafesleri açıyor azat ediyor kuşları. Yasak bir şey. Ya ben de <laughs> ATV'de Avrupa yakasında oynuyorum. Yani elimde şu kese kağıdında civciv gibi kuşlar sağa gidiyorum, sola gidiyorum boğa gibiyim. Yani o zaman 140 kilo falanım. Hani beni hemen görecekler. Aganın biri yapıştı koluma. "Ada abi gel benimle" dedi falan. Bir gittik. Bir tane büyük bir jip. Jipin kapısı açıldı. Böyle yaptı. "Arabaya bin" dedi adam. Bir baktım ufacıkta bir adam meşhur jockey Süleyman aktı. Aa, bin arabaya çabuk falan. Hmm, film gibi biz kalktık oradan. Böyle yaptı. Bir daha seni orada görmeyeceğim. Kuş ihtiyacını ben karşılarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Vay ya. Film gibi. Vay. Yani sonra gittik şey, hipodromun orada bir kuşhanesine gittik. Bak burası çok acayip. Bir girdim içeri bin tane kuş var. Bin tane Florya var. Bin tane Saka var. Dedim Süleyman abi niye bu kadar var? Niye bu kadar? İstediğini seç diyor bana. Biz bunları dedi tek tek dinliyoruz dedi. Dedim neden tek tek dinliyorsunuz? Bak işte o laf belki bu filme de girmiş olabilir. Biz dedi Zeki Müren'i arıyoruz dedi. Yani onların da çok orijinalleri var. Yani yetenek bitmiyor hayvanda. Hani bir at bulursun dersin ki 10 yıl boyunca şampiyon oldu öyle bir kan. Kuşta da öyle kanlar var. Bu filmdeki kuş hikayeleri gerçek yani. Ben sana bir başka kuş hikayesi şimdi hatırlatacağım. Buyur. O da, dükkanda oturuyoruz. Uh -huh. Bir zabıta geldi. Eski zabıta. <laughs> Hatırladın mı? Evet Necmi abi. <laughs> Necmi, sevgili seyirciler. Necmi abi bir tane muhabbet kuşu hediye ettim ben. Necmi abi burada anlatılır mı ya bu iş? Anlatırız. İstediğin şey gibi anlat. Sonunda da istediğin gibi Necmi anladın. abi de biraz böyle içki de kendisi de sever. Baktım böyle çakır biz de candaşla oturuyoruz. Ya dedi baktım ben ya falan filan. Ne oldu Necmi abi? Ya dedi bu dedi kuş dedi deli ya dedi salıyorum ben bunu evde dedi köpek var dedi ganiş var bir tane benim dedi biliyorum dedi onun dedi tam ensesine konuyor dedi saçlarını yoluyor hayvanın dedi. Abi dedim yapma öyle şeyler dedim ganiş yani köpek bu anda dedim kapar kuş dedim o da dedi ağzıyla içsin dedi yarım şişesini o içiyor benim rakımım dedi. <laughs> <laughs> ya kuşu alıştırmış böyle bir şey oluyodur. Kuş hapsuruyormuş sürekli <laughs> falan ve kafayı bulunca da köpeğin saçlarına yoluyormuş. Yani çok absürt bir hikaye. Şimdi bunu yazsan derler ki yani bu filmde ne kadar absürt saçma sapan bir şey e, uydurmuş derler. Bunu bize anlattı. Tabii biraz egzajere ya, ediyor. Onu biraz ya. biraz meddahlık yapıyor ama içmesin, dedi. Ha içmesin o zaman ya dedi. ağzınla içsin o kuş o zaman dedi. <laughs> o kuş arada başka bir şey var da yayında söyleyemeyiz. Yok <laughs> onu söylemeyiz. <laughs>